Çok kaçak var ekonomide. Bundan milleti kandırmadan başka hiçbir şey değil. Doların şu an 1000 lira olması lazım. Ama Muharrem İnce dediyse doğrudur. Tamamen kurtulacağımızı sanmıyorum. Bilmem, dış güçler alakası yok. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Yaptığı bir basın toplantısında "Aziz milletim yanlış yapar. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrardan seçilirse dolar 50 TL olur" dedi. Aziz milletim yanlış yaparsın. Erdoğan bir daha seçilirse dolar 50 lira olur. Çünkü akla uygun değil onun yönetimi. Bilime uygun değil. Ekonomiye uygun değil. Bizler de bugün Kahramanmaraş'ta vatandaşlara "Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrardan seçilirse dolar 50 Türk lirası mı olur?" diye soracağız. İşte sokağın cevabı. Erdoğan, eğer Muharrem İnce'yi ben seçersen, isim de Muharrem, aynı zamanda adaşım. Kendisini de seviyorum, tasdikliyorum ama eğer Muharrem İnce dedi doğru olsaydı, Erdoğan 20 yıldan beri iktidarda. Doların şu an 1000 lira olması lazım eğer Muharrem İnce doğru söylüyorsa. Tam tersi iktidara gelirse daha da düşer bence dolar. Erdoğan seçildi diye. Şimdi bugün tamam, Türkiye'de dolar 50 lira oldu olmadı. Dünyada? Dünyayı da mı Erdoğan yönetiyor? Amerika'da, Almanya'da, dünyanın çeşitli noktalarında. Dünya geneline baktığımız zaman dünyanın işte savaştı, şuydu, buydu. Bunlara bakılınca düşmez diye düşünüyorum. Tamamen kurtulacağımızı sanmıyorum. Yani bu durumun. Güllük gülistanlık olmaz yani. 50 lira olmaz belki ama 30 lira olur yani. Niye olur? 2020 ile 2022 arasında Merkez Bankası %220 para basmış. Ne demek bu? Bu enflasyonu fırlatan bir şey. Yani enflasyon, küresel güçler, bilmem dış güçler alakası yok. Ama Muharrem İnce doğru söylüyor yani. Olmaz abi, zannetmiyorum olmayacağını. Şu an seçimden dolayı bir kritik şeyler yaşıyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Ondan dolayı biraz zaman ister. Ondan dolayı bir zaman isteriz. Seçimden sonra bunlar hep aynı oturacak abi. Hayatta böyle bir şey olamaz yani. Liderimiz yapmaz da olamaz da daha aşağı düşer de yani. Siyasi olduğunu düşünüyorum birçok açıklamasının. Çünkü ben de bir siyasetçi olsam daha fazla bir rakam söylerdim oy toplamak için. Çünkü dünyanın ekonomik durumunu iyice analiz etmek lazım. Ben burada AK Parti ya da işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı savunmuyorum. Ama elden gelenin, yani ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü sonuçta burası bir havuz. Yani buradan bir pay almak isteyen diğer insanların zararını gerçekten destekleyecek politikalar yaparsa kendisi de zarar edecektir. Erdoğan tekrar seçilirse, Erdoğan'ın şahsıyla alakalı bir durum değil ama aynı politika, aynı şeyler. 50 olmaz, 20 olur, 30 olur. Örneğin küresel güçlere teslim olmamakla alakalı bir konu. Kendi yerli milli üretim politikalarını ortaya koyarsan doları durdurabilirsin. Kendi ham maddemizi üretirsek ancak dolar düşer. Yoksa Erdoğan devam etmiş ama Muharrem İnce diyorsa doğrudur. Ya onu bilemem. Onu ileriki tarihte bindirir. Ne, şu an iyi günde değiliz yani. Olabilir de olmayabilir de. Ben hiç katılmıyorum o söyleme. Peki Muharrem İnce kendi gelirse 5 liraya düşürücü mü doları? Versin bunun garantisini. O zaman çıksın meydanda konuşsun. Yok, şu seçilirse şöyle olacak, bu seçilirse böyle olacak. Bunlar milleti kandırmadan başka hiçbir şey değil. Katılmıyorsunuz yani. Katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Öyle bir şey olamaz. Hiç kimse de düşüremez onu. Türkiye'nin ekonomisi ortada. Eğer dışarıdan doları gelir de onu da ülkede satarsa dolar yerinde duruyor zaten bir seneden beri. O para gelirse dolar yerinde durur. O para da gelmezse dolar 100'e kadar da gider, her yere gider. İktidar değiştiğinde ekonominin düzeleceğine de inanıyorum. Çünkü çok kaçak var ekonomide. Çok kaçak var. Bu kaçağı kestiğin zaman ekonomi düzelir. Düzelmeyecek bir şey yok.